Selam, ben Siyah Zetsu ve bugün en zeki 7 Naruto karakterini sıralıyor olacağım. İyi seyirler. Öncelikle bu liste her ne kadar serideki iddialar ve icraatlere dayansa da çoğunlukla kendi fikirlerinden oluşmakta. Bu yüzden bazı yerlerde benden farklı düşünmeniz gayet normal ve bu kısımları yorumlarda belirtin. Ayrıca bu listeyi eğer biliyorsak karakterlerin IQ puanlarına, bilmiyorsak da iddia ve icraatlerine göre hazırladım. Ama zeka IQ puanından ibaret değil ve kendi altında birçok türü, kendi içinde de çok farklı çalışma tarzları olan bir kavram. Mesela Shikamaru Kakashi'den daha yüksek IQ'ya sahip ama kısıtlı bir süre içerisinde Kakashi'nin oluşturduğu strateji Shikamaru'dan çok çok daha iyi olurdu. Ancak süresiz bir satranç masasına otursalar Shikamaru Kakashi'yi darma duman ederdi gibi. Bu tarz yorumları da sık sık belirteceğim zaten. Şimdi listeye geçelim. Listeye son sıradan giren karakter Kabuto. Aslında koyup koymamakta kararsız kaldım ama sonradan koymaya karar verdim. Kendisi 5 büyük ulusta yıllarca casusluk yapmış birisi ve bu süreçten çok sonraya kadar hayatta olduğuna göre bu görevlerin hiçbirisinde yakalanmamış demek yanlış olmaz. Zorluklarla karşılaşsa da zekasını kullanarak bir şekilde durumu atlatabilmiş. Bu açıdan düşününce kısa sürede etkili bir taktik geliştirmekte uzman diyebiliriz. Normal ninjalarda 2'den fazla, hatta 2 bile çakra elementi kullanabilme durumu görmek oldukça nadirken Kabuto 5 farklı elementi de kullanabiliyor. Ayrıca tıbbi bir ninja olduğu için insan vücudunu çok iyi biliyor ve bunu da gerektiği zaman hem dövüşte hem de araştırmalarında çok iyi kullanıyor. Kabuto'nun en büyük icraatı Edo Tensei'yi kullanabiliyor olması. Çünkü tekniği oluşturmak zor, oluşturulan tekniği öğrenmek ve geliştirmek daha da zor. Tabii daha farklı icraatleri de oldu. Mesela Zetsuların kökenini öğrendi, Rinnegan hakkındaki sırları ortaya çıkardı vesaire. Sonuç olarak çok araştırmacı, kurnaz ve zeki bir karakter. 6. sırada Orochimaru var. Orochimaru'yu günahım kadar sevmem ama hakkını da vermek lazım. Efsanevi seninlerden birisi olan Orochimaru'nun motivasyonu her tekniği bilmek, daha doğrusu bilebilecek kadar uzun bir ömre sahip olmak. Dolayısıyla ölümsüzlüğe ulaşmak. Hal böyle olunca da zeki olması şart. Ki öyle zaten. Listede Orochimaru'dan daha zeki kişiler olsa da bu zekayla en imkansız ve en fazla icraatleri ortaya koyan Orochimaru oldu. Büyük ihtimalle Naruto dünyasında en çok tekniği bilen ninja. Üstelik boş beleş teknikler de değil. Edo Tensei, Ölüm Meleği gibi öğrenmesi imkansıza yakın tekniklere bile bir şekilde ulaşmayı başarmış. Ayrıca bir tekniği kullanmayı bilmese de o teknik hakkında mutlaka bilgisi oluyor. Bunların hepsi de araştırmalarına koyduğu insanüstü çaba ve zekası sayesinde. Bugün Boruto evreninde de hayatına çok saygın bir bilim adamı olarak devam ediyor. Victor gibi kişilerin para basarak yüzlerce bilim insanına yaptırdığı araştırmaların daha iyisini kendi laboratuvarında kendisi yapıyor. Diğer karakterlerin zeka türlerinden biraz daha farklı. Tam anlamıyla bir stratejist veya analist diyemeyiz. Çoğunlukla okul tipi diyebileceğimiz, bilgiyi hızlı öğrenme ve işleme tarzında zekaya sahip. Ama kesinlikle listedeki en akıllı kişi olan üst düzey bir dahi. 5. sırada Tobirama var. En azından ben böyle düşünüyorum. Orochimaru kadar akıllı veya bilge değil ama kesinlikle daha zeki. Orochimaru'nun bildiği için övdüğümüz Edo Tensei'yi bu adam sıfırdan geliştirmiş. Daha önceki videolarımdan birisinde de bahsetmiştim. Naruto evreninde teknik geliştirmek apayrı bir şey ve yine Naruto evreninde kullanılan birçok teknik ya doğrudan Tobirama'nın geliştirdiği ya da Tobirama'nın tekniği esas alınarak geliştirilen teknikler oluyor. Kaç tane teknik geliştirdiğine dair net bir sayı veremiyorum ama geliştirdiğini bildiğimiz tekniklerden birkaçı Kinjutsu olarak nitelendirilen, kullanılması yasaklanmış teknikler. Tabii riskleri olan teknikler oldukları için böyleler ama bakın mesela Tobirama'nın geliştirdiği Flying Raging ile Minato 3. Büyük Ninja Savaşı'nı tek başına sonlandırıyor. Ya da yine Tobirama'nın geliştirdiği Edo Tensei ile Kabuto'nun neler yaptığını biliyorsunuz. Aynı şekilde Kage Bunshin'de Naruto'nun savaşı sonlandırmak için kullandığı anahtar tekniklerinden bir tanesi ve normal Bunshin'lere göre ne kadar avantajlı olduklarını Kage Bunshin açıklandığı videomda anlatmıştım. Tekniklerin dışında Tobirama'nın bir diğer icraatı da Konoha'yı süper güç yapmak. Konoha'ya yerleşik köy sistemini kuruyor ve köyde polis kuvvetleri, Konoha Akademisi, Anbu Birliği gibi kuruluşlar oluşturarak hem iç hem de dış huzuru sağlayabilecek kadar donanımlı, güçlü, zeki ninjaların sistematik bir şekilde yetiştirilebilmesini sağlıyor.
Dediğim gibi her karakterin zeka tipi birbirinden farklı ama Tobirama hepsinden ortaya karışık olan bir karakter. Savaşta stratejiden, köyde sosyolojiye kadar birçok alanda kafası çalışan birisi. Hiç şüphesiz sayılarla arası iyi ve bilgiyi işlemekte de oldukça hızlı. Aynı hızda da rakibi analiz edip karşı saldırı planlayabiliyor. Dördüncü sıraya Kakashi'yi koydum. Kakashi'nin diğer karakterler kadar fazla bir icraatı yok. Dördüncü sıraya koymamın sebebi daha çok iddialar ve zeka türünün farklı olması. Kakashi daha çocukken bile geleceği parlak olan bir dahiydi. 5 yaşında akademiden mezun, 6 yaşında Chunin, 12 yaşında Jonin ve 13 yaşında Anbu olabilecek kadar yetenekli bir ninjaydı. Konoha tarihindeki en genç Jonin olma rekoruna sahip. Kakashi'nin zekasına dair en büyük ipucu şuradan geliyor. İkinci kısımda Naruto Kakashi için Shikamaru'dan daha zeki diyor. Ayrıca Asuma da Shikamaru için IQ'su 200'den fazla diyor. Şimdi bunu kabul etmek çok mantıklı değil bence. Biraz abartılı olduğunu düşünüyorum ama bu demek değildir ki alakası bile yok. Yani zeki ama o kadar değildir. Kakashi de tıpkı Shikamaru gibi analitik zekasıyla öne çıkan bir stratejist. Ayrıca fotoğrafik hafızaya sahip. Matematiksel, görsel ve sözel zekası da oldukça baskın. Kakashi planı yolunda gitmediği zaman hemen alternatif bir uygulamaya koyulabilen birisi. Bakın planlamaya değil, uygulamaya diyorum. Yani çoktan o planı kafasında tasarlamış oluyor. Kakashi'nin zekası da Orochimaru gibi okul tipi zeka. Bilgiyi çok hızlı öğreniyor ve hemen işlemeye koyulabiliyor. Mesela Pain'le olan karşılaşmasında açıkça Pain'den zayıf olduğunu bilmesine rağmen neredeyse onu alt edebilecek kadar iyi bir plan yapmıştı. Üstelik bunu sürekli alternatif plan oluşturarak yaptı. Çünkü onun hakkında hiçbir bilgisi yoktu ve öğrendiği her yeni bilgide planı değiştirerek devam ediyordu. Mesela Jiraiya'nın öğrenmek için hayatını verdiği sırrı da hemen analiz etmeyi başarmıştı. IQ'su listenin üstündekilerden daha düşük olsa da bu açıdan onlardan daha iyi. Sadece Minato bu konuda Kakashi'yi geçiyor. Çok iyi analiz ediyorlar, analiz sonucunu hızlı öğreniyorlar ve hemen yeniden plan yapıyorlar. Plan tutmazsa da anında alternatif bir plan daha kurarak tekrar denemeye koyuluyorlar. Üçüncü sırada Itachi var. Artık anlat anlat bitmeyecek kadar zekiler kısmına geldik. Itachi seride birçok kişi tarafından birçok kez dahi olarak adlandırılmış bir karakter. Daha çocukken bile Hokage gibi düşünebilen birisi olarak bahsediliyor. Okul başarılarından çok bahsetmeme gerek yok. Tek diyeceğim şey, öğrencilerin çözmesini istemedikleri için aşırı derecede zor sorulan 10 tane Chunin sorusundan bile 9 tanesini çözmeyi başarmış. Tıpkı Kakashi gibi inanılmaz bir sayısal zekaya sahip. Muhteşem bir analist ve stratejist. Her zaman 5-10 hamle sonrasını planlıyor ve bu sayede her türlü durumdan avantajlı çıkabiliyor. Itachi'yi aşırı detaylı anlattığım ve hakkında bahsettiğim şeylerin birçoğunu bilmediğinizi düşündüğüm videoya sağ üstten ulaşabilirsiniz. O videoda da söyledim ama ayrıca buraya da ekleyeyim. Itachi de kendi çapında çok akıllı ve bilgili birisi. Bulabildiği her türlü kitabı okuyan çok bilge bir ninja. Kaguya'nın efsanesini bile biliyordu. Anında plan geliştirmede Kakashi kadar iyi değil, daha çok Shikamaru gibi uzun vadeli ve çıkabilecek aksilikleri de hesaba katıp alternatif planlar hazırlayan bir tarzı var. Bunu yapması da daha iyi çünkü Kakashi'nin aksine Itachi çok fazla bilgiye sahip. Kakashi bir savaşa girdiğinde bilmediği birçok şeyle karşılaştığı için planı sürekli yeniden yapmak zorunda kalıyor. Zaten bu yüzden bu tarzda daha iyi. Itachi ise her anlamda bilgi sahibi ve bir savaşta bir sürü sürprizle karşılaşma ihtimali çok az. Bu yüzden uzun vadeli planlarda başarıya daha rahat ulaşabiliyor. Sadece zeki olmak iyi, sadece bilgi olmak da iyi ama ikisi birleşince bambaşka bir şey ortaya çıkıyor ve iyi insan lafın üstüne gelirmiş diyerek ikinci sıraya Minato'yu koyuyorum. Minato da tıpkı listedeki diğer kişiler gibi parlak ve başarılı bir öğrencilik hayatına sahip. Ancak hepsinden daha yetenekli ve zeki birisi. Ayrıca teknikler üzerine de tıpkı Orochimaru gibi belli bir düzeye kadar bilgi sahibi. Minato'yu diğerlerinin üzerine koymamın arkasında çok bariz bir iddia ya da icraat yok. Çünkü adam her şeyde o kadar üst düzeydi ki başardığı birçok başarı diğerlerinin arasında kayboluyor. Artık çıtayı bambaşka bir arşa çıkarmış. Ben yine de somut bir örnek verecek olursam IQ puanı hakkında bir bilgim yok ama Itachi'nin kıramadığı rekor 10 sorunun 10 tanesini de doğru cevaplayan Minato'nun rekoruydu. Buradan daha zeki ve bilgili olduğu çıkarımı yapılabilir. Diğer bir icraat Obito'nun Kamui'sinin çalışma mantığını ikinci görüşte çözüp hemen bir karşı saldırı geliştirebilmesi. Üstelik bunu çok sıkıntılı bir pozisyondayken yapıyor. Kushina'dan Kyuubi çıkarılmış ve ölmek üzere.
Çocuğu az önce az daha ölüyordu. QB ise konuğa da başıboş bir şekilde bırakılmış. Karşısında da büyük ihtimal Uchiha Madara ama ne olduğu belirsiz bir adam var. Itachi ise Anbu görevi için Uchiha klanını gözlemlerken Obito'nun Kamuyusini birkaç kez görmüştü ve karşı saldırı geliştirebilmek için haftalarca rahat kafayla düşünebilecek bir boşluğa sahipti. Tabii geliştirdi mi onu da bilmiyoruz. Sadece tahminen geliştirdiğini düşünüyoruz. Yani ikisi arasında devasa bir fark var. Minato ayrıca Bijudama'nın çalışma mantığını kavrayarak Rasengan'ı icat ediyor. Mühürleme tekniklerinde, ki bunlar bir sürü formül, hesap kitap içeren teknikler, tam bir uzman. Benim Minato hakkında en çok beğendiğim şey, diğer karakterler zeki ve genelde bu yüzden biraz narsist oluyorlar. Mesela Kakashi'nin takım arkadaşlarına tepeden bakması. Tobirama da aynı şekilde, kesinlikle altı dolu ve kanıtlanmış bir zekası olsa da zaman zaman kendisini üstün görüyor. Orochimaru'nun kendini her şeye sahip olmaya layık görmesi, Itachi'de net bir tepeden bakma durumu yok ama o da daha çok Tobirama gibi. Ne kadar iyi olduğunun farkında ve bunu bazen kullanıyor. Ama Minato ise çok alçak gönüllü. Diğerlerinin gerçek hayatta arkadaşınız olmasını istemezdiniz büyük ihtimalle. Sosyal yönden çok zayıf oldukları için sürekli problem çıkarırlar ve bunu fark etmezlerdi bile. Ama Minato insan ilişkilerinde çok iyi. Antipatik veya asosyal bir yapısı yok. Hem diğerlerinden onların alanlarında da daha iyi, hem de onların eksik olduğu konularda da daha iyi. Sürprizlere kapalı, uzun vadeli planları uygulayabiliyor. Herhangi bir aksilik çıktığında da anında alternatifler yaratabiliyor. Gördüğü çoğu teknik hakkında az çok bilgisi var. Narsist değil ve sosyal zeka olarak da oldukça gelişmiş, girişken birisi. Bildiğiniz kusursuz insan işte. Birinci sıraya da Shikamaru'yu koydum. Shikamaru genetik olarak çok şanslı doğdu zaten. Babası en çok güvenilen danışmanlardan birisiydi ve Konoha'nın bütün politik, savunma ve saldırı kararlarında etkisi vardı. Shikamaru da doğal olarak bu stratejiler içerisinde büyüdüğü için inanılmaz bir taktisyen oldu. Daha çocukken Asuma tarafından 200'den fazla IQ'su olduğu söylenmişti. IQ'nun zamanla gelişen bir şey olduğunu da hatırlarsak, Boruto karakter kartlarında zekasının 210 olduğu yazıyor ve aşağı yukarı böyle olması gerekiyordu zaten. Ha bu arada 210 IQ demek de bayağı abartı. Hani skalanın çok dışında bir IQ demek. Minato tahminimce 180-190, Itachi ise 160-170 IQ arasındadır. Shikamaru da tıpkı onlar gibi mükemmel bir taktisyen. Temari ile karşılaşmasında bunu çok detaylı izleme fırsatına sahip olmuştuk. Aynı şekilde Tayuya, Hidan ve Kakuzu kapışmalarında da öyle. Kendisi sürekli 20-25 adım ötesini planlıyor ve bu adımlardan herhangi birisine meydana gelme ihtimali olan tüm hatalara da alternatif bir sürü plan geliştirebiliyor. Böylece asıl planı başarısız olsa da aslında başarısız olduğu zaman atacağı adımı da planladığı için hiçbir zaman başarısız olmuyor. Ama kötü bir huyu var, tembel olması. Listede Shikamaru'dan sonraki en tembel kişi Kakashi ama o bile çocukluğunda çok çalışan bir dahiydi. Ayrıca yetişkinken bile boş vakitlerinde antrenman yaptığını biliyoruz. Yani en yüksek IQ'ya sahipken boşa harcıyor diyebiliriz. Keşke zekasını biraz daha bilgiyle veya antrenmanla besleseydi. Bir de biraz şanssız. Listedeki diğer kişiler devasa çakra rezervleri, olağanüstü Kekkei Genkai'ler veya yazar torpilleriyle donatılmışken, Shikamaru çok sıradan bir insan. Bu yüzden diğerlerine karşı bir dövüşte pek şansı yok ama kağıt üstünde bir strateji oluşturmakta da üzerine yok gibi. Evet, sırada honorable mention'larımız var. İlki Shikaku. Konoha için önemli bir taktisyen ve 4. Büyük Ninja Savaşı'nın stratejistlerinden birisi. Shikamaru'nun babası ve onu Shogi'de, yani Japonya'ya özgü, satranç benzeri bir oyunda birkaç kez yenmişliği var. Tahminimce IQ'su 160-170 arasıdır. İkinci, Siyah Zetsu. Binlerce yıldır yine binlerce insanı manipüle ederek milyarda bir ihtimali olan bir durumu gerçekleştirmeye çalıştı ve başardı. Yüzlerce insan hakkında, hatta belki binlerce, yine binlerce bilgiyi aklında tutmak, her birini amaçlarına göre kullanmak için onlarca adım ötesini hesaplamak ve yine bunları aklında tutmak falan harbiden çok zor bir iş olsa gerek. IQ'su hakkında hiçbir bilgim yok ama ortada gerçekten çok büyük bir icraat var. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten hoşunuza gitmiş ve beğenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilir ve daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.